Samimi Haber'de İslam Memiş'le paranın şifresi. Samimi Haber ekranlarından hepinize mutlu günler. 23 Kasım ve günlerden Perşembe. Bugün beklediğimiz üzere geçtiğimiz dakikalarda Merkez Bankası faiz kararı açıkladı ve bu konuyu değerlendireceğiz. Finans analisti İslam Memiş bizlerle. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Dediğim gibi geçtiğimiz dakikalarda Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Aslında beklentiler 250 baz puan olması yönündeydi ama 500 puan arttırdı ve %40'a çıkardı. İşte bu süreçten sonra dolardaki, eurodaki, borsadaki, altındaki yükselişler ya da dalgalanmalar nasıl olacak, hemen sizden alalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, sizin de ifade ettiğiniz gibi sürpriz yaptı ve 500 baz puanlık bir faiz artırımı yaptı. %40'a yükseldi faiz oranında. Ancak metine baktığımız zaman muhtemelen bu işin yavaş yavaş sonuna gelindiğine dair açıklamalar da yapıyor. Büyük bir ihtimalle iki kez daha %250 baz toplamda 500 baz puanlık bir faiz artırımıyla, yani toplamda %45'e yükselten bir faiz artırımıyla bu işi sonlandıracak diye bekliyoruz. Tabii ki diğer merkez bankaları da aynı şekilde politik uyguluyor. Yani Ocak ayı itibariyle merkez bankaları bu faiz artırım süreçlerinin sonuna gelmiş gibi duruyor. Özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın metnine baktığımız zaman yavaş yavaş bu işin sonuna geldik ama biz enflasyonda tek haneli bir beklentimiz vardı. Bunu sürdürmeye devam edeceğiz ifadesine yer veriyor. Rezerv açıklaması geldi. 134,5 milyar dolar civarında. Ciddi bir artış olmuş bu tarafta da. Özellikle bu faiz artırımının kredi kartına yansımayacağıyla alakalı, yıl sonuna kadar en azından yansımayacağına dair açıklamalar da geldi. Özellikle hafif bir gerileme oldu döviz kurunda. Çok aman aman bir gerileme olmadı. 28.82 lira seviyesinde olan dolar TL kuru şu anda 28.76 lira seviyesinde. Dolar TL kurunda şu anda 28.70 lira güçlü bir destek konumunda olmaya devam ediyor. Çok sert bir düşüş görmedik. Yine altının gram fiyatında da yani 5 liralık bir gerileme oldu. Çok aman aman bir etkileşim olmadı. 1887 lira gram altın. Tabloya baktığımız zaman şu anda piyasalara hızlı bir etkileşimin olmadığını ama bu hafif gerileme bugün ve yarın tekrar devam edebilir. Ancak önemli olan şu, kalıcı olacak mı? Bu sorunun cevabı bende hayır. Tekrar döviz kurlarında, altın fiyatlarında hızlı yükselişler bizi bekliyor olabilir. Yatırımcılar ona göre kararını vermedi. Özellikle Şükran günü nedeniyle Amerika'da borsalar, piyasalar kapalı ve çok böyle iştahsız bir kapanış, haftalık kapanış para piyasaları yapacak diye tahmin ediyorum. Genel itibariyle bu haftanın önemli gündemi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararıydı. Küresel piyasalarda takip edeceğimiz bir veri akışı yok. Sadece pazar günü önemli. Çünkü pazar günü OPEC toplantısı var. Petrol fiyatlarının yönü burada çok önemli bir etkiye neden olacak. Tekrar üretim kısıtlamasıyla alakalı bir haber akışı gelir ise tekrar petrol fiyatları önümüzdeki ay yükseliş trendine tekrar girebilir. Şu anda 81 dolar seviyesinde petrol fiyatları. Hafta içinde 80 dolar seviyesinin altında sarkmıştı. Bakalım bu hafta en azından önümüzdeki günlerde pompa fiyatlarına bir indirim haberi gelecek mi? Burayı da yakından takip etmeyi sürdürüyoruz. Peki yine Merkez Bankası'nın karar metninde bir kısa bir toparlanma olduğu gözlemlendi. Bununla birlikte Türk lirasının değeri yine tartışmaları var. Şimdi bakıyoruz, Amerikalı Yatırım Bankası JP Morgan'dan da bir açıklama var. Türk lirasında değer artışını 2024'te beklediğini belirtmiş. Bunun 2025'lere sarkacağı şeklinde de yine bazı ekonomistlerin açıklamaları var. Türk lirası ne zaman değer kazanmaya başlayacak ve ne zaman doların, euronun düştüğünü biz görebileceğiz piyasada? Yılın ilk çeyreğinde, 2024 yılının ilk çeyreğinde 30-33 lira aralığında bir kur görebiliriz. Yılın tamamına baktığımız zaman bu yükselişler 40 lira seviyesinin üzerine tırmanabilir. Ama bugünkü koşullar bunu gösteriyor. Şu andaki atmosfer bunu gösteriyor. Türk lirasının değerlenmesi için de farklı enstrümanların kamuoyuna tanıtılması lazım. Dolarizasyon önüne geçilmesi lazım. Dışsal kırılganlarımızın azalması lazım. Jeopolitik gerilimlerin tamamen ortadan kalkması lazım ki
2024 yılında küresel ekonomilere dair belirsizlikler devam ederken beraberinde jeopolitik gerilimler de tırmanmaya devam ediyor. Bu da bütün küresel ekonomiler için tehdit oluşturuyor. O yüzden ben bu rapora çok inanmadığımı söyleyebilirim. Peki son olarak eklemek istediklerin varsa Merkez Bankası'nın daha yeni işte faiz artırımı yine bir alım fırsatı sunacaktır. Geri çekilmeler olacaktır. Bir alım fırsatı sunar. Sonrasında ilerleyiş devam eder kısmını bir kez daha tekrarlamanı isteyeceğim senden. Bu kadar yüksek faiz artımına rağmen döviz kurlarının çok gerilememesi, altın fiyatlarının çok gerilememesi, Türk lirasına çok yansıtmaması, düşüşlerin kalıcı olmayacağının işaretini biliyor. 2024 yılı için vatandaşlarımız döviz ve altın borçlanmasın, ciddi anlamda zarar edebilirler. Mümkün olduğunca elindeki varlıklara sahip çıkmalı herkesin, daha tasarruflu. Çünkü 2024 yılında bu sancılı süreç devam edecektir. 2024 yılında biraz daha kemerleri sıkacağımız, biraz daha sancılı süreci hissedeceğimiz bir dönem yaklaşıyor. O yüzden döviz borçlanılmamasını, altın borçlanılmamasını önemsiyorum. 2024 yılında hem döviz kurlarında hem altın fiyatlarında sert yükselişler görebiliriz. Bu da borcu olanlara çok ciddi anlamda üzebilir. Peki, çok teşekkür ederim katkılarından dolayı. Ben de teşekkür ediyorum. Finans analisti İslam Memiş bizlerleydi. Paranın Şifresi programını burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.